Selamünaleyküm benim güzel öğrencilerim. Ee, Peygamber Efendimizin hayatında Mekke dönemini işliyoruz. Ama e, bu konu biraz e, takibi zor. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra neler yapmış, bunların bir sırası var. E, o yüzden biraz karışık gelebilir size. Ben de dedim ki tekrar edeyim yani yavaş yavaş iyice pekiştirerek gidelim. O yüzden e, geçen anlattığım konulardan böyle ufak e, önemli bilgileri soru olarak hazırladım ve yapalım dedim sizinle. Evet birinci sorumuz peygamber efendimiz nerede kim tarafından vahiy gelmiştir peygamber efendimize. Biliyorsunuz peygamber efendimize 40 yaşındayken peygamberlik gelmiştir. 40 yaşından önce peygamber efendimiz peygamber değildi arkadaşlar bunu unutmayalım. 40 yaşında peygamber efendimize peygamberlik geliyor ve nerede kim tarafından geliyor? Bakıyoruz Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam tarafından, Sefa tepesinde Varaka tarafından, Hira mağarasında Mikail aleyhisselam tarafından, Arafat dağında Cebrail aleyhisselam tarafından. Burada birçok çeldirici var biliyorsunuz Cebrail, Mikail, Cebrail bunlar dört büyük melekten biri. Ee, ama hangisi doğru burada bir de e, dağı Sefa Tepesi bizim sıkça duyduğumuz önemli yerlerden. Ama onlar değil. Nerede gelmiştim? Peygamberlik, Peygamber Peygamber Efendimize Hira Mağarası'nda ve hangi melek tarafından vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimize peygamberlik gelmiştir? Geçelim diğer sorumuza. Hangisi yanlıştır? Okuyalım. İslamiyet ilk 3 yıl gizli yayılmıştır. Yanlışı arıyoruz. İlk hicret 615-616 yıllarında Habeşistan olmuştur. Bunu video anlatırken e, size bahsetmiştim. İlk hicret Habeşistan olmuştur. E, ve evet 615-616 ve 616 yıllarında olmuştur. E, Mekke'den Medine hicret kaç yılında olmuştu. O da hiç unutmamamız gereken bir tarih. O da 622 yılında olmuştu. Yani bu doğru. Peygamber Efendimiz Hicret sırasında Hira mağarasına sığınmıştır. Hira mağarasına mı sığınmıştı? Kafamız karışabilir. Peygamberlik Peygamber Efendimiz'e Hira mağarasında gelmişti ama Hicret sırasında Peygamber Efendimiz hangi mağaraya sığınmıştı? Sevr mağarasına karıştırmayalım. İlk cuma Kuba köyünde kılınmıştır. Bu da doğru. Hatta Peygamber Efendimiz orada Küba mescidi yaptırıyor. Ranuna Vadisi'nde e, Küba köyünde ilk cuma namazı farz oluyor ve kılınıyor. Bu doğru. İlk hicret bu da doğru. İslamiyet ilk 3 yıl gizli yayıldı. Evet Peygamber Efendimiz Allah'tan ikinci bir emir gelene kadar. Yani sen artık açıktan e, görevini yap dediği zamana kadar gizli gizli İslamiyet yayılmıştır 3 yıl boyunca diğer sorumuza geçelim evet Mekke'den Medine'ye göç edenlere ne denir onlara yardım eden Medine'lere ise ne denir arkadaşlar bu da önemli bir bilgi karıştırabiliriz o yüzden bunları tekrar ediyorum ki unutmayalım bunları bilelim. Zaten biliyorsunuz Peygamber Efendimiz bizim rehberimiz, önderimiz. Onun hayatını daha güzel bilmeliyiz. kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz kimi seversek onlarla beraber oluruz. O yüzden bizim sevdiğimiz, örnek aldığımız kişi kimdir? Peygamber Efendimiz. O yüzden onun hayatını da bilmemiz gerekiyor. Evet, Mekke'den Medine'ye göç edenlere Muhacir Ensar Mekkeli müşrik, Ensar muhacir, Ensar müşrik. Şimdi daha önce duyduğumuz kelimeler var. Müşrik var, Mekkeli var, müşrik var. Ee, bunlar önceden duyduğumuz ama bu konuyla ilgisi olmayan kelimeler. Burada ne diyorduk? Mekke'den Medine'ye göç edenlere biz ne diyorduk? Muhacir. Yani hicret eden, hicret Şöyle alt alta yazayım muhacir. Bakın böyle yazdığınız zaman bile CRT harflerinden H ve CR harflerinden birbirlerine benzerliğini e, bulabiliyorsunuz. Oradan e, kendinize bir ipucu yakalayabilirsiniz. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir diyoruz. Onlara yardım eden Medineli e, insanlara ne diyoruz? Medinelilere? ensar yani yardım eden diyoruz. Burada doğru cevabımız budur. Hatta demiştim ki şuradan aklınıza gelebilir. E, muhacir Suriyeliler bizim devletimize geldiler. Yardım istediler. Biz de ensar gibi ne yaptık? Onlara kapılarımızı açtık. Buradan da e, aklınıza gelebilir. Evet. Peygamber Efendimiz Medine'ye vardığında ne yapmıştı? Kudüs Mescidi, Mescid-i Nebevi, mescid Haram, Küba Mescidi. Küba Mescidi karıştırabilirsiniz. Peygamber Efendimiz daha Medine'ye gelmemişti. Medine'nin yakınlarında Küba Mescidi'ni yapmıştı. Ama Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz bir mescid inşa ediyor. Bu mescid Mescidi Nebevi, Mescidi Nebi de deniyor. İkisi aynı, onu karıştırmayın. Ee, evet, bunun işlevleri önemliydi. Hatta ne vardı? Mescid-i Nebi'nin arkasında küçük odalar vardı. Orada kimsesizler kalıyordu. Ayrıca e, ilim öğrenmek isteyen e, kişiler de orada kalıyorlardı. İlim öğreniyorlardı. İlim tahsil ediyorlardı. Bu şekilde. Evet. Şimdi sıra sizde. Mescid-i Nebi'nin işlevleri nelerdir? E, canlarım benim. Evet. Bunu siz bana Telefondan e, mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız düzenli olarak e, video izledikten sonra hemen e, gönderiyorlar ödevlerini. Teşekkür ediyorum yine buradan onlara. E, güzel dinleyin, not almaya çalışın. Yani e, seneye de bunlar zaten okuyacağımız konular. Ondan sonra da bunlar hep zincirleme bunun üstüne bilgiler gelecek. Bunları güzel e, kalbimizden akşedelim ki diğer sınıflarda öğrendiklerimiz de Bunların üstüne otursun, güzel bir inşa olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Allah sizin açıklığı versin.